Zeycan abla yine şaşırtmadı. Dediğim gibi biz bu apartmana ilk taşındık. Temizlikte kete getirdi. Anneannem öldü, kete getirdi. Dedem öldü, kete getirdi. Badana boya da kete getirdi. Şimdi tadilat vardı, yine kete getirmiş. Kete sponsorumuz Zeycan ablacığım. Bu arada teşekkür ediyorum. Cidden de çok güzel yapıyor kendisi Erzincanlı olduğu için ama artık bilmiyorum. Her olayımızda ketemiz var. Size yine küçük bir sürprizim var. Çok yakında. Şimdi kırtasiyeye gidiyorum. Çıktı almaya. Ne çıktısı? Senaryo çıktısı. Ay, ben o senaryoyu nasıl ezberleyeceğim bilmiyorum. Hadi bakalım. Sürpriz dedim, buraya bıraktım. Hani ya da benim elli de direm, kırarsam, kırarsam, bunlar yaksam. Ah le yar yar, yine başımda karalar. Ah le yar yar, bitmiyor silip süpürmeler. Ah le yar yar, aldanma dünyanın akışına, nakkaşına. Hazreti Adem gibi değsen de bin yaşına, seni de uzatırlar musalla taşına. Yalan dünya işi bitmez, ey gidi kızım. Yine buraları güzel sildim süpürdüm her yeri ki en azından burası batmasın. Çünkü yukarısı şu anda evlerden ırak. Her yer moloz, kırık, kablo, çer, çöp. Yukarısı tam bir şantiye, aşağısı şato. Tuvaletim banyomda çamaşır suyuyla oldum. Şimdi aşağı annemlere iniyorum. Bir çay içelim. Işıl, öbür ışıllar var. Ay, sığıntı gibiyim yemin ediyorum. Her gün bir kapıda bir bardak çay içiyordum. Dün Doğan'daydım, bugün anamdayım. Allah sen bilirsin. Kendime yapmışım bir çay tepsisi. Merhaba koca papaz. Öyle ızıycık. Kendime bir direk diye bir buldum kondum. Yemin ediyorum yukarıda saray gibi evim var da ben böyle yerlerde sürünüyorum. İşte. Ya ne demişler? Dilenciyi saraya gelin etmiş, kapıları yumruklamış Allah rızası için diye. Beni de bu eve getirdiler. Resmen eve sadece hizmetçi olarak girdim. Siliyorum, süpürüyorum. Oturduğum yok. Böyle. Nişan bittikten sonra kimse beni ellemesin, tatile gideceğim dedim. Tövbe ki tatilin tesisini daha ben görmedim. Allah nasip ederse Aralık'ta Azerbaycan'a gidersen belki bir üç gün orada dinlenirim. Bugün Neşe yengem beni aradı anne. Azerbaycan'dan çiçek istedi. Bodur Kasımpatı. Akrabalarım hemen duydukları gibi telefon sarıldı. Dedim ki yani yenge, koskoca Azerbaycan'da benden çiçek mi istiyorsun? Onların büyük bahçesi var ya orası için. Allah sen bilirsin. Azerbaycan deterjanlarını da merak ettim. Kız sanki millet peş peşe gidiyormuş gibi geliyor bana. Yemin ederim Instagram'ı keşfete bakmaya korkuyorum. Dakika başı ya bir sanatçı ölüyor ya bir tiyatrocu ölüyor. Evet her gün illaki milyonlarca insan ölüyor ama bu kadar peş peşe sanatçıların ölmesi, tiyatrocuların ölmesi. Yani neredeyse çocukluğumuzda izlediğimiz hiç kimse kalmadı ekranlarda. Allah rahmet eylesin. Çok da çabuk çabuk, ya erken erken gidiyorlar. Eskiden oyuncular, artistler böyle 80'ine 70'ine geliyordu. Şimdi genç genç ölüyorlar. Böyle şimdi yatsın. O yüzden yaşarken her şeyin kıymetini bilin. Bakın. Dünya fani, ölüm ani. Bir sabah kalkmışsınız ki giden gitmiş. Ben de içim ezildi, yemeğe bir şey arıyorum. Programda yediğimle duruyorum. Çayımın yanına bir şeyler alayım bari. Annem de kuru dolma yapmış ama dışı sanki pişmemiş.
Oğlum şimdi bir şey desem 40 tane çiğne yerim. Bilmesin hiç kalkıyor diye. Sonra diyecek ki karısının karın daha iyisini yapar. O da hiç yapamaz. En iyisi bir Kadir bulduğunu ye. Ya yapma şunu. Bak bak. Görüyorsun değil mi anneciğim? Söyler misin? Bilmiyorum. Bizi bir yere götür desek hiçbir mekan bilmiyorum der. Şimdi diyor ki şimdi diyor ki gitmediğimiz yer kalmadı. Ya anneciğim gör gör gitmediği mekan kalmamış. Evet evet. Sen ne fenasın sen. Şu garip ananı bir kere kahvaltıya götürdün mü? Ha? Bir simit alıp da anana bir vapurda ay. Ay benim anam ki seni 2,5 yaşına kadar emzirirse bak. Ben hiç emmedim. Ha, çok da gelirsin. Kenç ay bunda ağzında bir laf. Gel anneciğim gel. Gel buraya. Kamerayı kapatsın annem direkt şey. Ha sus. Kapatacak ha. Hayır kapat. Kamerayı kapat direkt oğlum git oğlum ne olacak? Çok yapıyorlar. Ne fena. Ya kıpışmak bu var ya. Sen hep alıştırdın bunu böyle sen. Ay. Yalanım bastın. 5 dakika misafirliğe geldim vallahi ev kavga gürültüden geçilmiyor kız. Ben de ortalığı karıştırma. Ben alışkın değilim böyle hıra güre kafam hiç çekmiyor. Oh var evime çıkıyorum 5 dakikaya. Ne bu böyle? Ben alışmışım sakin huzurlu ortamlarda oturmaya. Yüksek ses, kavga. Hiç benlik şeyler değil. O yüzden çıkayım bari evimde bir iki kıyafet toparlarım. Oh. Biz bunları yarışmacılar tatlı yapsın diye alıyoruz. Senin geliş getirme saatin için değil. Lütfen çinkonu, vitamini, demirini git başka yerlerden al. 100 gramlık yedim. 100 gram mı? 100 gramı yarışmacıya bu torbayı sen yiyorsun ya. Çinkonu saçını nasıl olacağımızı biliyoruz. Bak, aynen ablam eksik. Aynen. Eksik malzemeler beyefendide. Ama kayıt arası sus pus asla ses vermez. Ha, bir de bal ye. Bir de bal ye. Ne olur abla Allah rızası için biliyor musun bir şey alabilir mi? Bir şey yap. Altın mavi tuna üstüm siyah pardes. Üşüdüm üşüdüm buz gibi içerisinde. Demiyorsun ki sırcıma bir katalitik getireyim. Biliyorsunuz. Ya katalitiği de bilmezsin ki sen. Çok lüks bir şeydi. Ay. Yoksa değilmiş. Klima istesem sen getirebileceksin. Bari katalitik diyeyim. Tüpün başına. Yok tam tersi yap. Dondum. Bugün ama niye bu kadar soğuk ya? Bu arada pardon. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme ceylan bu dağ. Bugün çorbamız lebeniye çorbasıydı. Pirinci altta haşlanmış. Hemen içine biraz da toz şeker ekledim. Haşlanmış pirincin. Azıcık da süt ekliyorum. Kendime şipşak sütler çekiyorum. Mutfağı boşaltabilir miyiz arkadaşlar? İşimiz güzel. Ne işin? Acaba ne işin var? Bak şipşak sütler çekiyorum. He? Mutfağı boşaltın demeyeyim mi sana? Mutfakta işin malzemeyi ziyan etmiyorum. Ben de asla. Bir de bunun içine ekmek doğrayasın. Görmüş olduğunuz gibi iki tas sütlaç çıkarttık. Görüyor musun? Getir kamera. Marullar kullanılabilir mi? İşten artmaz, dişten artar diye boşuna denemişler. Yoksa bu pirinç dayı olup gidecek. Şunlar.
Sen de kuru ceviz kemir. Hemen uyuntu herif. Kuru ceviz kemir. Kendine sıkılır. Allah belanı vermez. O bulgur cehennem. Akıllı adam hiçbir yerde aç kalmaz. Taşı sıkar suyunu çıkarır. Bak. Mis gibi sütlaç oldu. Yalnız evet böyle de güzel oluyormuş. Ha şipşak sütlaç. Pirinci önden aşalım. Ben normalde de sütlaçlı pirinci önden aşıyorum da. Burada un falan hiçbir şey koymadım. Birazcık içeride pişmiş muhallebi vardı. Muhallebiyle karıştırdım.